Herkese merhaba. Bugün sizlere Assassin's Creed serisine nasıl başladım bunu anlatacağım. Bu bir nevi daha önce Assassin's Creed oynamamış ama oynamak isteyen için bir kılavuz ve ayrıca size söz verdiğim videolardan bir tanesi. Bu bir podcast adında gene hani ve o yüzden çok duraksarsam ve gibi şeyler söylersem kusuruma bakmayın. Ben ilk Assassin's Creed ile 2012 yılında tanıştım. O zamanlar Imagine Dragons'ın Radioactivity adında bir şarkısı çıkmıştı daha yeni. Ve ya paso o şarkıyı dinliyordum. Böyle işte, X YouTuber da o şarkıyı söylüyor, Y YouTuber da o şarkıyı söylüyor. Yani YouTuber değil aslında, müzisyenler hani. Kendi farklı cover mı deniyor artık tam bilmiyorum onları. Onları yapıyor. Ve bunları yaparken bir tane video gördüm. Birisi Assassin's Creed 3 trailerıyla Imagine Dragons'ın Radioactivity şarkısını birleştirmiş. Ve onu izledim. Ve videoyu izledikten sonra ağzımın suyu aktı. Yani fragmanı izlemediyseniz şöyle tarif edeyim sizlere. Bir tane ana karakter var. O böyle dağ gibi bir yerden atıyla iniyor. Yani dağ değil de böyle yamaç gibi bir yerden. İşte atını ateş ediyorlar. Sonra kayanın arkasına saklanıyor. Kayanın arkasından çıkıyor. Süngülü herifler var tüfeklerin ucunda. İşte alıyor onları, dövüyor falan. İşte en sonunda bir tane adam onları dürbünle izliyor tabi bu sırada. O adam da Washington tabi, bilmiyorum o yaşlardayken. Ve ben böyle wow dedim, çok güzel oymuş falan dedim. O zamanlar oyun kültürüm çok yok. Hani bu olaydan yaklaşık 6 ay sonra Team Fortress 2 adında bir oyun görüyorum. Steam'in varlığını öğreniyorum işte. Hani o dönemler oyun kültürüm neredeyse yok gibi bir şey. Bundan 2 yıl sonra 8. sınıf bitip liseye başlayacaktım. Ve yaz saatinde ben her sene yaz saatinde gittiğim gibi Amasya'ya gitmiştim. Ama nedenini hatırlamıyorum ama normalde ben Amasya'ya gittim mi 2 hafta falan kalıyordum. Ama bu sefer gittiğimde bir ay civarı kalma niyetindeydim. Gerçi 3 haftada dönmüştüm. Ve bu dönemde tabii ben bilgisayarımı götürecektim. Yani laptopumu. Ve bir sürü oyun indiriyoruz işte arkadaşla. Çünkü ben çok hakim değilim torrentle indirmeye. Şimdi şey yapmayın. Yani kaç yaşındayım? Kartım yok. Hani innal kartım yok. Oyunlara para nasıl şey yapılır bilmiyorum. Yani, torrent indiriyorum mecburen. Ve yakın arkadaşımla biz hatırlıyorum. O TeamViewer'la benim bilgisayarım bağlanıyordu. O bana gösterdi böyle crack nasıl yapılır, şey nasıl atılır falan, patch nasıl yapılır diye. Benim bilgisayarıma Assassin's Creed Brotherhood'u indirmişti. Ve ben de sanıyorum ki ha bu galiba ikinci oyun. Ondan sonra bir de Assassin's Creed 1'i indir dedim bana. Onu da indirdi. Hani Assassin's Creed 2 diye bir oyun olduğunu bilmiyorum. Başka ne eklemişti? İşte, konu dışı ama onları da anlatayım bari. Deadpool'u yüklemişti. Ya onu ben yüklemiştim. O yüklememişti. Başka neler yüklüydü ya? Ha Minecraft yüklüydü. Minecraft'ta mod paketi yapmıştım kendime. TF2 yüklüydü falan filan. Neyse o kadar uzatmayalım. Tabii ben Amasya'ya gidince orada babaannemlerde kaldım. Bunun konuyla hiç öyle alakası yok. Ve gittiğim gibi tabii Amasya'ya gidince ilk işim bilgisayarı kurmak oldu. Yani laptopu daha doğrusu. Brotherhood'la başladım oynamaya. Yani çünkü birin grafiği çok tatsız gözüküyordu. Yani Brotherhood'a göre. Ve Brotherhood'u oynarken ağzımın suyu aktı. Hani Türkçe yaması falan yüklü müydü? Türkçe yaması yüklüydü, evet. Türkçe yaması vardı. Ama ben sinematikleri sürekli geçiyordum. İlk öyle bir salaklık yapmışım. O salaklığıma videonun ilerleyen kısmına değineceğim. İşte gidiyoruz, bir yerleri kurtarıyoruz, şey yapıyoruz. İşte kuleler var, gardiyanlar var, zehirli bıçak atıyorsun. Hani çocukken GTA oynamışızdır ya hepimiz. Vice City veya San Andreas'te hile yazarız. İşte şehirdeki herkesi öldürmeye çalışırız. Ben de o zihniyetle oynadım Assassin's Creed'i bir nevi. Ama arada görevleri de yapıyordum. Ve baya böyle bir tane görev vardı. Kule sızmalı. İşte kuleye girince orada bir tane kadın vardı. Onu kurtarıyorduk. Sonra bir tane kadın vardı. Prenses gibiydi. Onu alıp saraydan dışarı çıkacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. İşte 10 saniyede bir size tekme atıyor ve kadın kaçıyor. Kaçtığımı yakalarsın. O basit bir şey ama
arada gardiyanlar geliyor ve gardiyanlarla sen kadını bırakıp gardiyanlarla savaşıp kadını geri alıyorsun. İşte o zamanki ben için bu bölüm çok zordu. Hani ben bu bölümü bundan 2 sene önce, 2 sene değil hatta 1,5 sene önce oynadığımda çok rahat geçmiştim. Ama o zamanki ben için zordu ama geçince vay be ne bölümdü falan demiştim. Tabii bu zamana kadar ben bayağı da para biriktirmişim. Hani şey cimrilik hani hiç silah falan almıyorum. Sadece zırh alıyorum. Ve markete gittim ve bir tane böyle balyoz demeyeyim de balta gördüm. Hani ağır silah. Ve bir silahın şeyi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya sol tık ya sağ tık. Hiçbir fikrim yok. Yani ikinci bir formu var. Böyle baltayı tutuyorsun. İle geriye doğru fıt diye atıyorsun. Tabii şimdi fıt diye atınca siz nasıl canlandınız bilmiyorum ama yani baltayı alıyor iki elde tak diye atıyor. Ve bu hani rakip işte zırhlı da olsa işte çevik de olsa hani blokede yapsa tek atıyor. Ve ben bunu rakibime attım. Böyle vaa ne güzel yayıldı falan diye. Ve bakın o zamana kadar oynadığım tek Ubisoft oyunu o. Ve ilk defa bir Ubisoft oyununda yani Ubisoft diyoruz ya şimdi. Bir bug geçirdim bunda. Ceset samanlığa düştü. Baltanın hani kafa da samanlığın içine girdi. Tabii ben de hemen heyecanla baltam nerede savaş devam ediyor derken öldürdüğüm herifin dandik kılıcını aldım. Dandik kılıç dediğim oyun başına verilen kılıç. Evet şu aracın geçmesini bekleyelim. Gerçi sesi geliyor mu bilmiyorum da. Evet işte o dandik kılıcı aldım. Ama neyse savaştan sonra alırım dedim. İşte 3-4 herif falan vardı. Onları aldıktan sonra gittim. Balta yok. Benim bir gözüm döndü. Lan dedim o kadar baltaya para verdim bir şey yaptım. Hani şeyi de düşünüyorum. Markete gideyim işte bakayım belki aldığım şeyi tekrar geri alabilirim diye. Öyle bir şey var mı bilmiyorum ama. Benim gözüm döndü ve oyunu sildim. Hani internetin olmadığı bir yerdeyim. Oyunu kaç gündür yani birinci haftasında falan ama aslında hani. Sildim dedim biri oynayayım bari dedim. Ah bir. Arkadaşlar bir çok zor bir oyundu benim için. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle zaten İngilizcem çok iyi değildi benim. Hani ikili zaten Türkçe altyazı vardı. Bir de altyazı da yok. Ve onlar oyun Masyaf'ta geçtiği için böyle Arapça karışık bir şive konuşuyor. Böyle çok değişik bir şive ve anlaşılması çok zor. Hani yani şu anki halimle bile anlamakta zorlanırım açıkçası. Neyse doğaçlama gidiyoruz. Oyunun böyle başında bir tane işte başındaki hani zoraki görevler olur ya her oyundaki. İşte o kısımları bitirdim. Oyun bana şuraya git dedi. İşte dediği yerde Bağdat diyor. İşte dedim ha Bağdat falan dedim hani. Yolda giderken çok garip bir şekilde Türk bayrağı taşıyan askerler gördüm. Dedim aa bu oyun Türkler varmış nasıl ya falan dedim böyle. Hani oyunun işte bu Haçlı Seferi zamanı geçtiğini biliyorum ama tarih bilgim yok. Yani o zamanlar çok iyi değil tarih bilgim. Böyle olunca da aa nasıl ya bunlar Türkiye ama Türkiye bayrağı var. Bunlar olsa olsa Selçuklu ya da Osmanlı olur hani diyorum. İşte Osmanlı bayrağı yeşil değil mi falan diye düşünüyorum. İşte meğersem Selçuklu onlar. İşte bunların yanına gidince bunlar böyle bir dalaşmaya başladı. Bana kılıç çekti. Ben tabii bir anda şey oldum böyle dalmayacağım ben bunlara deyip atım atlayıp kaçtım. Ve Assassin's Creed 1'de de ilk görevimi aldım ve orada tıkandım. Yani ne yapacağımı bilmiyordum. Ve oyunu orada bıraktım. Ondan sonra yaklaşık ne kadar bir süre dokunmadım ya. Tabii onun sınıfta. Ama düşünüyorum şu an. Tabii 9. sınıfta. Ama Amsterdam döndükten sonraki sene yani 9. sınıf yani 2015 falan. O dönem Assassin's Creed 3. Özür dilerim pardon. Haziran ayında ben Amasya gitmiştim. Ağustos civarı Assassin's Creed 3'ü indirmiştim. Torrent tabii ki de. Ve o da çok güzeldi bakışları falan böyle. Ve size çok komik gelebilir ama bir tane yer var. Yani oyunun başları böyle hani ya, maksimum ikinci saati falan. Kilit açman gerekiyor. Hani mouse'a sol tıklayacaksın sonra sağa tıklayacaksın falan filan. Hani normalde 10 saniye falan sürer. En maksimum. Ben orayı 5 dakika uğraştım ve geçemedim. Ve oyunu orada bıraktım. Ne kadar kılıçlı oyun serisi dedim.
İşte okuldaki arkadaşları da falan diyorum böyle, işte Assassin's Creed 3'te böyle bir şey var falan diyor. Ki onlar da geçememişti. Oynayan bir arkadaşım vardı. O da geçememişti o kısımları. Ama işte o PlayStation 3'te oynadığı için daha rahat geçtiğini söyledi. Hani geçmiş o. Ki haklı, çünkü gamepad ile daha rahat oynuyor Assassin's Creed'ler. Ve benim bir sonraki Assassin's Creed oynayışım 10. sınıf yazına denk geliyor. Tabii. Bu Ubisoft'un 30. yılı etkinliği vardı yanlış hatırlamıyorsam ve işte bayağı bütün oyunları bedavaya dağıtıyor. Ben de diyorum işte 7 tane oyun dağıttı yanlış hatırlamıyorsam. İşte her oyun serisinden dağıtıyor işte Rayman dağıtıyor, Prince of Persia dağıtıyor, Far Cry dağıtıyor falan filan. Ben de diyorum ki Assassin's Creed 1'i dağıtır herhalde. Hani bir şu seriye uzun süredir hiç başlamadım. Bir bu oynayayım dedim. Tabii bu zamana kadar yani kendimi şöyle tarif edeyim. 2014'ten sonra ben oyun kültürünün geliştiğine inanıyorum. Hani oyunlarla daha haşır neşir oldum. Hani Steam'in daha şey olarak aktif olarak kullanmamdan dolayı. Hani tecrübeli bir oyuncu olmadığındayım hani. Ne kadar zorlanabilirim ki, çocuktum, geçememiştim. Şimdi zorlanmadan geçerim düşündüm. Ve Ubisoft beni şaşırtarak 3. oyunu bedavaya dağıttı. Ve oturdum başına 3. oyunu oynuyorum. Ama tabii bu sefer gamepad ile oynuyorum. 10 liraya bir gamepad almıştım dandik. İşte geçtim. Bu arada salaklığım dediğim şey, ben sinematikleri hep geçerdim küçükken. İyi ki geçmişim çünkü spoiler, yani işte 1. oyunu oynadım, 2. oyun, Brotherhood'u oynadım, 3'ü oynadım. Ama hiçbir şey hatırlamıyordum bu oyunları tekrar oynadığımda. Bu yandan çok iyi oluyordu hani. Çok hafif şeyler hatırlıyordum. Geldim o çocukken geçemediğim kilitli bölüme gelince arkadaşlar şakam yok 5 saniyede geçtim. Ve ben böyle abi ne kadar salakmışım çocukken falan dedim. Yani çok şeydi. Neyse oyunu bitiriyorum, şey yapıyorum. Çok güzel yani, böyle yan görevler de güzel, şey de güzel, ana hikayesi de güzel. Ve diyorum ki aman tanrım, gelmiş geçmiş en iyi Assassin's Creed oyunu bu olması lazım falan diyorum böyle. İşte bir yandan da böyle lore'a hakim olmaya çalışıyorum. Yani direkt 3. oyun ama serideki 5. oyun. İşte Ezio kimdi lan? Ha, 2. oyun şey Brotherhood'daki karakter işte. Desmond kim la falan modundayım. Oyunu bitirdim ve kafamda çok soru işareti kaldı. İşte Ezio'nun yaptıklarından dolayı böyle falan filan. Ezio'yu hani tamam, Brotherhood'u yarım yamalak hatırlıyordum işte. Da Vinci miydi? Şey pardon, Leonardo Da Vinci tabii ki. Yani Leonardo Da Vinci vardı. İşte onun makineleri falan vardı. Oradan hatırlıyordum Ezio'yu. Ve o zaman internette bir küçük bir araştırma yaptım. Bu Ezio aslında 3 serilik bir seriymiş. İşte Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Brotherhood ve Revolution. Ben dedim ki Brotherhood'u oynadım sayılır. Oynadım kabul ediyorum tabi. İki oynamada gerek yok. İki dandiktir o zaman. O zaman direkt Revolution'la başlayayım dedim. Tabi Revolution'da torrent indirmek zorundaydım. Çünkü Revolution, yani Assassin's Creed oyunları çok indirimde bile düşmüyordu fiyatları. Hani 20 lira bir şey oluyordu. Ve ben bu oyunu bitirdikten sonra tabi bu dönem bu arada şey oluyor. Yani 3'ü bitirdikten hemen sonra Assassin's Creed 3'e şey Revolution'a başlamıyorum. İşte 10. sınıf bitiyor, 10. sınıfın yazı bitiyor, 11'in başlarında falanım. Revolution, böyle geldim, hiçbir şey bilmiyorum, böyle oyun torrente inerken bir anda fragmanı izliyorum, oha ne kadar gaz falan diyorum böyle. Oyuna başlıyoruz işte, oyunun başında hoş geldin kardeşim falan diyor Yusuf Tanzim. Hani bilmiyorum, çoğu Assassin's Creed, bu oyunu oynayanların çoğu bu oyunu beğenmedi söylüyor ama yani lore olarak benim çok hoşuma gitti. Hani işte Süleyman'dır, Yusuf Tanzim'dir, işte nasıl söyleyeyim, İstanbul'un fethinden 60 yıl geçmiş ama hala Bizans askerleri işte şey yapıyor, düzeni bozmaya kalkıyor falan. Hani tarihte böyle bir şey var mı gerçekten bilmiyorum. Ya yoktur da, ya büyük ihtimal yoktur çünkü 60 yıl geçmiş Bizans askeri İstanbul'da elini kolunu sallıyor. Hani yani lore olarak benim çok hoşuma gitmişti. İşte yan görevlerine çok bulaşmadım. Çok tatsızdı hani. Bomba mekaniğini hiç sevmemiştim. Oyunda tek eksisi ve bence Yeniçeriler çok güçlüydü. Hani bayağı güçlüydü. Ve tek Yeniçeriye tek atmanın tek yolu bu köylülerin samanları şey yapmak için 3 mızraklı şey olur. Böyle Poseidon'un şeyi gibi.
Abi onunla tek atıyorduk Yeniçerileri. Çok saçmaydı hani. Oyundaki en OP silahı alsam bile tek atamıyordum. Ben Revelation'ı bitirdim. Akşam saati falandı böyle. Evde de kimse yoktu böyle. Böyle oha çok iyi falan diyordum böyle. Sonlara doğru tüylerim diken diken olmuştu. Tabii Revolution'ı bitirince bu sefer ikinci ve Brotherhood'daki şeylerimi merak etmeye başladım. Ve bu sefer de gidip Assassin's Creed 2'ye başladım. Ve tabii o zaman kadar işte insanlar hep şey diyordu. Gelmiş geçmiş en iyi oyun Assassin's Creed 2'dir falan diyordu. Ve ben birazcık bunun şeyle girdim. Ve cidden de Assassin's Creed 2 gerek ya, görevleri olsun gerek yan görevleri olsun gayet tatmin edici bir oyundu. Benim çok hoşuma gitmişti. Ama favorim değil. Güzel bir oyundu hani. İki bitince direkt Brotherhood'a geçtim ve Brotherhood'da iyi ki o salaklığı yapıp sinematikleri geçtiğim için hiçbir şey hatırlamıyordum hikayeye dair. Onu da bir güzel geçtim, oynadım. Ve size şunu söyleyeyim, işte iki mi iyi yoksa Brotherhood mu? İkinin ana görevleri çok güzel. Brotherhood'un yan görevleri çok güzel. Özellikle Leonardo da Vinci'nin makinelerini işte imha ediyorduk. O çok güzel bir yan görevleri yani. Brotherhood'da bittikten sonra birinci oyuna baktım ve birinci oyunu harbiden oynamak istemiyordum. Hani genelde eski oyunları oynarım çünkü bilgisayarım çok iyi değil. Ekibinde çıkan bir oyun ama mekanikleri çok ham duruyordu. Hani dayanabileceğimi tahmin edemiyordum. Bozuk bir oyun gibi duruyordu açıkçası. Ve ben de gittim Diyanar'dan böyle uzun bir çizgi roman vardı. Assassin's Creed ile alakalı kısa bir şey böyle uzun ama. Yani boy olarak uzun ama kalınlığı az. Gittim onu okudum ve oyunun birinci hikayesini anlatıyor. Birinci oyunun hikayesini anlatıyor. Çizgi roman şeklinde. Ve böylece şey yapmadım hani oyunu oynamadım. Bundan sonra ne oldu? 11. sınıfın kış tatilinde Ubisoft bir güzellik yaptı ve Assassin's Creed 4'ü bedavaya şey yaptı Uplay'de. Tabii ben de bu sırada Brotherhood'un sonlarında falandım hani 4. oyun bedava olduğu zamanlar. Kuzenim falan gelmişti. Kuzenimle falan oynuyoruz beraber. Ve sırf böyle Assassin's Creed 4'ü oynayacağım diye gidip şey almıştım. Yani sırf Assassin's Creed 4 için değil tabii ki de. Gidip Logitech'in gamepad'ini almıştım. Hani diğer oyunlarda da daha rahat oynayayım diye. Yani 10 liralık gamepad çok da güzel bir şey, kalite sunmuyor sana açıkçası. Neyse 4. oyunu açtım. Ve oyun beni cidden kendine aşık etti. Hani tamam ana görevleri çok saçmaydı. Hani işte şunları takip et, şunları dinle. Çaktırmadan dediğine falan. Ama işte gemi savaşları olsun şey olsun. Hani gemileri bordalayıp gemiye dalmak olsun. Çok güzel bir oyun hani mekanikleri falan olarak. 4. oyundan sonra bir ay sonra falan Rogue'u oynamaya başladım. Rogue'u ben televizyona bağlayıp oynamıştım bilgisayarı. Hani çok da şey yapmayayım kendimi bağlamayayım diye. Yani bilgisayarı masaya koyunca çok aşırı oynuyordum. Ve hani 11. sınıfın ikinci dönemindeyim. Hani birazcık çalışmam lazımdı sınava da. Ondan dolayı televizyona bağlamıştım bilgisayarı. Ve iyi ki öyle bir karar verdim. Çünkü oyunun görselliği çok güzeldi. Hani işte karlı yerleri olsun, buzla kaplı denizler olsun falan. Ve şu an benim en favori Assassin's Creed oyunum Rogue herhalde. Rogue mu okunuyor artık? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Yani ana seriden saymıyorlar Rogue'u. Çünkü Rogue 4. oyunun mekaniklerinin aynısı. Yani aynısı hatta. Ama bence oynamanız gereken bir oyun. Sonunda zaten size nasıl bir sırayla oynamamız gerektiğini anlatacağım merak etmeyin. Rogue'u oynadıktan sonra Assassin's Creed 4'ün şeyini oynadım. Ek paketi vardı. Yani ya ekstra bir oyun olarak satılıyordu. Bu 4'teki işte bizim geminin ikinci kaptanının hikayesini anlatıyordu. Oh. Oyun yaklaşık 5 saat falan sürüyor ve hayatımda oynadığım en kötü Assassin's Creed oyunu diyebilirim. Hani oyun bile değil, ek paket ama çok kötüydü hani. Dördün mekaniklerin aynısını almış ama aynısını alıp bırakmış. Hani Rogue'da, Rogue mu artık, Rogue mu? Her seferinde farklı diyorum. Onda en azından işte farklı mekanikler koymuş, şey yapmış hani farklı bir oyun olduğunu hissettiriyordu. 11'in yaz tatili girdi ve yaz tatilinde şey indirdim. Chronicles'ı indirdim. China'yı. Onu da televizyona bağladım çünkü televizyonda bu tarz oyunlar oynamak çok zevkli oluyor. Yani gamepad'e yatıyorsun, yattığın yerde gamepad'le koca ekranda oynuyorsun. Tabi Assassin's Creed China'ya başlamadan önce bir tane animasyon var. Ezio'ya ne oluyor diye bu Revelation'dan sonra. Onu izledim tabii ilk önce.
Ondan sonra Çayna'ya başladım. Çayna güzel bir oyundu. Ondan sonra Russia'ya başladım. Ve sanırsam önce Çayna, sonra India, sonra Russia çıkmış. Ben Çayna, Russia, India yaptım. Russia'yı oynarken çok zorlandım. Bayağı zor bir oyundu Russia yani. Yani Çayna'da hiç zorlanmamıştım açıkçası. Hani bir yerde takıldım mı ikinciye geçiyordum. Ve ben şu an hani bu zamana kadar bir sürü oyun oynadım. Bir sürü oyunu bitirdim. Ve tek oyunu son boss'unu bıraktığım oyun budur. Hani Russia'da. Çok zordu yani. Gamepad'le oynuyorum olmuyor. Yani en az 20-25 kere denedim. Hatta YouTube'dan açıp baktım millet nasıl geçiyor diye. Millet 10 saniyede geçiyor orayı. Ben geçemiyorum dedim. Benim beceriksizliğim falan dedim. Ve ondan sonra India'ya geçtim. India rezalet bir Chronicles oyunu. Yani oynamayın direkt hatta. Kotanıza yazık hani. Gerçi kota kaldım artık bilmiyorum da. Yani ya Assassin's Creed oyunlarında mesela China'da ve Russia'da ve hızlı hızlı gidip adamı bıçakladığın zaman sorun olmuyordu. Ama bunda hızlı hızlı gidince bütün herifler uyanıyor ve sana ateş etmeye başlıyor. Hani agresif suikastçılık yapamıyorsun. Agresif oynayamıyorsun oyunda. İşte mesela adamı öldürdün, ceset yere düşüyor. Ceset yere düşünce onun sesinden şey alıyor. Hani abi ana Assassin's Creed oyunlarında böyle bir mekanik yok. Sen niye bu oyuna böyle bir mekanik getiriyorsun? Hani elin kolun bağlı oluyor ve stealth gidemiyorsun oyunda neredeyse. Yaklaşık 30 dakika oyun oynadıktan sonra sildim. Ve bundan sonra yaz aylarına yazdaydık zaten hala. Ben yaz indirimde Assassin's Creed 1'i aldım hani tekrar bir oynayayım şans vereyim diye. Onu da bir 30 dakika oynayıp iade ettim. Çok şey bir oyun hani cidden ham mekanikleri oynamayın gidin çizgi romanını okuyun yani. Aynı fiyatı satılıyor neredeyse indirimsiz fiyatıyla 20 lira ikisi de yani galiba. Ya indirimli fiyatıyla 20 lira ikisi de hatta yani şey olarak. Ondan sonra size saçma gelebilir ama yaklaşık işte 12. sınıfta ara ara internet kafeye değil PlayStation kafeye gidiyorduk. Orada artık yanında kim varsa onunla beraber Assassin's Creed oynuyorduk. Syndicate. O da şöyle oluyordu. İşte yanında kim varsa işte ona verirdim gameplay'i. Abi bu, sen bu trainer bölümünü geç bakayım diyordum. Çünkü ben mekaniklere hakimim. İşte o geçiyordu. Böyle ilk görevi ben yapıyordum. Sonraki görevi o yapıyordu. Sonra o bayıyordu yanımdaki. İnsan her türlü bayıyordu yani. Çünkü gamepad'le genelde oynadığı tek oyun. PES FIFA olan adam Assassin's Creed'e geçince bir afallıyor. Ve ben de böyle şakır şakır yapınca yani adamın tadı tuzu kaçıyor yani. Bunu iki kişiyle yaptım daha önceden. Biri Gips'e buradan selam olsun. Kesin dinlemeyecek videoyu ama olsun. Öbürünün adını da vermeyeyim. Böyle. Şimdi size Assassin's Creed'i nasıl oynamanız gerektiği, yani nasıl oynamamız gerektiği değil açıkçası kronolojik olarak nasıl oynamamız gerektiğini size anlatayım. Birinci oyun, tavsiye etmiyorum. Gidin çizgi romanını okuyun dediğim gibi. 2. Brotherhood Revelation. Bunları bu sırayla oynayın. Yani zaten kronolojik sırası da bu. Ve Revelation'dan sonra Ezio'nun anlatılan bir animasyonu var. İsmini unuttum ama açıklamada onun linkini vereceğim. Ondan sonra 3'ü oynayın. 4'ü oynayın. Çok istiyorsanız. Yani dayanabilirim diyorsanız. 4'ün ek paketini oynayabilirsiniz. Sonra Rogue'u oynayın. Bu arada kronoloji normalde böyle gitmiyor. Hani çıkış tarihine göre ben söylüyorum size. Bu 3-4-4'ün ek paketi Rogue oynamak yerine 4-4'ün ek paketi 3 Rogue da oynayabilirsiniz. Rogue'dan sonra Unity oynayın. Çünkü Rogue'un sonu Unity'nin başıyla bağlantılı. Hani Unity'yi oynamadım ama hani Unity'ye gönderme olduğunu anladım. Hani şey olarak. Ondan sonra Unity oynayayım. Sonra Syndicate oynayayım. Sonra da bu işte artık Assassin's Creed demeye bir inşaat gerektiren abidik gubidik oyunları oynayın. Bu 300 liraya satılan hala. Chronicles serisinde yani çok hikayeyle bir bağlantısı yok. Oynamasanız olur ama oynamak istiyorsanız da tadımlık oyunlar hani 3-4 saatlik. Hani oturayım da bitireyim tadına değil de işte bir ayda bitirmelik. Yani ya oynamalık oyun olabilir.
Bunun dışında kitaplar falan, kitaplarını okumadım da Assassin's Creed'in. Sadece birinci çizgi romanını okudum. Yakın zamanda bütün Assassin's Creed oyunlarının incelemelerini yapacağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.